Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz TET tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. Aşağıda 6 cm kenarı üzerinde zeminde duran ABCD dikdörtgeni biçimindeki üstü açık kap ile doğrusal bir kaşığın iki farklı konumu şekil 1 ve şekil 2'de gösteriliyor. Evet şurası 6 birim burası 2 birim verilmiş ve şurası da 4 birim verilmiş. Arkadaşlar burası 6 ise burası da 6 mıdır? 6 ise 6 4 ise 4 kaşığın uzunluğu kaç çıktı 10. Hocam kaşın uzunluğu 10. Bir de şurada 6'ya 2 var. 6'ya 2 demek ne demek? Şunlar da birbirine paralel ya. 6 bölü 2 3'e 1 oran var. Hocam burası 3K iken burası K birimdir. Kabın yüksekliği kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Kabın yüksekliğini bulacağız. Öncelikle şurayı bulmamız lazım galiba değil mi arkadaşlar? Evet hadi bakalım bulalım. Arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Şu uzunluğu biz kaç bulduk bir kere? 10 bulduk. Toplamda 4K eşittir 10 ise K buradan nedir? 10 bölü 4 yani 5 bölü 2'dir. O zaman burası kaç çıktı? 15 bölü 2 mi çıktı arkadaşlar? Evet. Sonra burada bir pisagor bağıntısı yaparsak x'i bulur muyuz? Buluruz. Hocam pisagor bağıntısı yapalım. 15 bölü 2'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi mi yapacağız? Hayır. 15'in yarısı ya. E bu da 12'nin yarısı. E, 12, 15 ne? Üçgeni vardı arkadaşlar. 9, 12, 15 üçgeni. O zaman o da 9'un yarısı olmak zorunda. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 4,5 yaptı. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Yer düzlemeye dik olan kalınlığı önemsiz doğrusal direğe A ve B noktalarında vidalı ABC dik üçgen levhanın B vidası yerinden çıkınca levha şekildeki gibi saat yönünde dönerek A noktasında asılı kalıyor. Bu durumda ABK doğrusal. Evet kalınlığı da önemsiz bu çubuğun ve şunlar da birbirine eşit verilmiş. Şimdi neler verilmiş? BK uzunluğunu 2 vermişler. Arkadaşlar şurası 2. Bak önceden bak, aynı yapıyı kullanıyoruz. Her zaman söylüyorum kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Bu eş yapılardır. Kenarların eşitliğini bazen yeri gelecek açıların eşitliğini falan kullanacağız diye hep söylüyorum. Arkadaşlar önceden dik üçgenimiz böyle değil miydi? Evet. E ben buraya bir A birim dersem. Şurası dik üçgenin kısa kenarı A. Bu döndüğünde buradaki kısa kenar burası değil mi? Evet. Başka ne verilmiş bana? Bak A'yken A'yı yazdım. Uzun kenarların eşitliğinden onu da yazabiliriz. B üstü K ile KC üstü birbirine eşit verilmiş. 6'ya 6 verilmiş. E hocam bir şeyler çıktı mı burada? 12 ise burası da 12 yazsak. Buradan bir şey çıkmayacak ama direkt bir şey çıktı zaten. Bak burada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Bir kenar ne? A. Diğer kenar ne? 6. Diğer kenar ne? A artı 2. Yani A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 6'nın karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlemle A'yı bulacağız. Arkadaş 6 varsa ne üçgendir bu üçgen? Bu dik üçgen 6, 8, 10 üçgendir. Koy bakayım 8 yerine. 8'i koyunca 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani A, 8 oldu. A, 8 olduysa dik kenar 8 çıktı. Şurası zaten uzun kenar kaç? 12. Alan ABC isteniyor bizden. 8 çarpı 12 bölü 2. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 48 çıkıyor. Yani ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Aşağıda iki kenarı dik kesen üçgen cetvelin kenar uzunlukları hatasız ölçümü verilmiştir. 1 biri 6 birim, 1 biri 8 birim verilmiş. Hocam, şurası 6 birim, burası 8 birimse kırmızı olan yer 8 birim. Burası da ne olacak? 6 8 10 üçgeninden 10 yaptı. Peki şuraya 6 yazalım, 6 yazalım, 6 yazalım. Sonra uzun kenar 8, 8, 8'i şöyle bir yazalım arkadaşlar. Evet bu üç, bu cetvel üç, bu cetvelden 3 tanesi ABC dik üçgenini ne şu şekilde yerleştirilmiş. Bakın ABC dik üçgen içerisine böyle yerleştirilmiş. Şu doğrusal, bu da doğrusal olmuş. Yani dik üçgen içine yerleştirilmiş. Ya, şurası doğrusal, burası da doğrusal o zaman. E bizden ne isteniyor? X. E ne var hocam bunda? Şurası 90, burası 90 değil mi? Evet. E bunlar birbirine paralel. Yöndeşlik var. Yöndeş açıdan dolayı 90 90 oldu. Yani paralellik çıktı o zaman burada. E o zaman ne yapacağız? Temel orantıyı uygulayacağız. 6 bölü 14 neye eşit olacaktır? 8 bölü şurasına. E hocam burası da zaten 10 ya. 16 artı x'e eşit olacak. 8 bölü 16 artı x'e eşit oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye böl 3, 2'ye böl 7. Sadeleşen başka var mı? Yok. 48 artı 3x eşittir. 56 yaptı. 3x buradan 8 yaptı. X de buradan ne geldi o zaman? 8 bölü 3 geldi. O zaman kaçıncı soru bu? Üçüncü sorunun cevabını böylelikle Denizli bulduk. Geldik 4'e. Çekil 1'de yere dik konulmuş uzunlukları 8 birim olan ad ve bc kibritleri verilmiştir. Evet uzunlukları 8 birim olan arkadaşlar uzunluklar zemine dik mi? Evet bunlar birbirine paralel mi oldu? Aynen öyle. Bunlar da birbirine eşit 8. Dikkat ederseniz 8 bölü kaç burası? 12. Hocam 8 bölü 12 nedir? 4'e böl 2, 4'e böl 3, 2 bölü 3. Yani burada şunun şuna oranı da 2 bölü 3 olacak. Aslında direkt öyle yazalım. 8 bölü 12 şuraya x diyelim isterseniz x bölü x artı 3'ten dolayı şu sadeleştirsek 4'e bölsen 4'e bölsen şöyle işler dışlar yaptığın zaman 3x eşittir 2x artı 6'dan x'i kaç buluruz 6 buluruz. Hocam x 6 ise burası çok güzel 6 8 10 üçgeni. Hocam 6'ya 3 2'ye 1 oran var 2'ye 1 oran olacak o zaman burası da 5 mi olacak aynen öyle 2'ye 1 ya da 9 12 15'ten 5 olacak diyebiliriz. Devam edelim bu kibrit çöpünü böyle yukarı kaldırmışız. C noktası sabit kalacak şekilde arkadaşlar. Şu CL uzunluğunun 10 olduğunu biliyoruz. Ve şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 5 olduğunu biliyoruz. E hocam buradaki uzunlukta 3 verilmişti bize. 3 ise dikdörtgenden dolayı. Çünkü zemine dik bunlar. E, ve uzunlukları eşit olduğu için dikdörtgen oldu. 3 ise burası da 3 oldu. Tamam 5'te buraya da 2 kaldı. Bizden ne isteniyor? K üssü D. Bakıyoruz K üssü D'ye. 2 bölü CL üssü. CL üssü de kaç? 10. 2 bölü 10 isteniliyor. Cevabımız böylelikle 1 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Evet kaçıncı soru? Dördüncü sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? akçayı çıktı. Geldik 5'e. Aşağıda şekil 1'de eni 100 boyu 120 cm olan dikdörtgen biçimdeki pencerenin iki eş dik üçgen görünümlü turuncu perde gösterilmiştir. Tamam şöyle bir turuncu perde gösterilmiş. Panjur şekil 2'deki gibi 10 cm aşağı indiğinde tamamı 120 idi. Buraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? 90 kaldı. AB uzunluğu kaç olur diye soruluyor. Şuradaki uzunluğu kaç olur diye soruluyor. Gitti gitti. Önceki hali ne bunun arkadaşlar? Önceki hali şöyleydi. Şimdi burada dikkat ederseniz 30'a 90 ya da 90'a 30, 9'a 3, 3'e 1 oran yok mu? Evet. Burada da bir temel orantı var. 3'e 1 oran varsa hocam burası 3K ise şuraya kadar. Burası da ne olmak zorunda? K olmak zorunda. E zaten ben burayı da biliyorum 100 diye. E artık şuradaki temel orantıyı kullanabilir miyiz burada? Kullanırız. Hocam bunun tamamının oranı. K bölü 4K neye eşit olmak zorunda? AB yani X bölü 100'e eşit olmak zorunda. X de böylelikle kaç çıkar arkadaşlar? 25 çıkar. 5. sorunun cevabı böylelikle C han oldu. Geldik 6'ya. Aşağıda zemine dik ve birbirlerine paralel 2 duvar arasında 2 metre mesafe vardır. 2 duvar arasında 2 metre mesafe var. Üzerinde çevresi 4 metre olan karesel bir pencere. Evet 4 metre olan diyor. O zaman bir kenarı ne olacak arkadaşlar? 1 olacak çevresi 4 metre olan karesel bir pencere bulunan A duvarının 1 metre ötesine konan projektörden çıkan ışık B duvarını şekildeki gibi aydınlatmaktadır. Arkadaşlar şurası 1 burası da 2 birim değil mi? Şöyle baktığınız zaman şuradan şu şeye baktığınız zaman arkadaşlar ışın olarak dik olarak gittiğiniz zaman şöyle dik olarak gittiğiniz zaman tam böyle ortadan gittiğine bakmayın arkadaşlar. Şöyle götüreyim isterseniz. ha, Şöyle götüreyim. ha, Daha net olacak. Bakın arkadaşlar şuraya kadar kısım kaç? 2. Duvarın arkasından gözükmüyor ama şuraya kadar olan kısım kaç? 2. Hocam burası 2 pardon burası 1. Değil mi? 1'e 2. E hocam burada ne çıktı arkadaşlar? Benzerlik oranı 1 ve 2. Yani benzerlik oranı burada kaç? 1 bölü 3. O zaman burada şu kenarlarda aydınlattığı yerlerde de aynı şekilde hani 1 bölü 3 ya şu kenarlarda da 1 bölü 3. Yani burası A iken burası 3A olur burası B iken burası 3B olur. O zaman burada da e, 1 iken ne olacak arkadaşlar burası da? Buraya da a diyecek olursak 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü a'dan dolayı a'yı kaç buluruz böylelikle? 3 buluruz. Sonra diyor ki projektörün a duvarına uzaklığı 1 metre yerine 2 metre olduğunda hocam ben 2 metreye geldiğimde projektöre böyle geldiğinde şurada mesafe 2 metre olduğunda o zaman buradaki mesafe hocam burası 2'ye 2. E o zaman buradaki ışın da şöyle mi gelecek arkadaşlar? Evet. Şurada şöyle bir kare mi oluşturacak? Aynen öyle tam çizemedim ama şöyle çizeyim isterseniz. Heh, şöyle bir kare oluşturacak. E hocam burası 2 2 ise yani şunlar da birbirine eşit mi olacak? E burada da bir orta ortaban çıktı o zaman. Burası 1 ise burası ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. A'yı da 3 bulmuştuk. Alan nasıl değişti diye soruluyor. E, birincisinde alan 9. İkincisinde bir kenar 2 olduğu için alan kaç olacak? O da 4 olacak. Tekrar söylüyorum bu nereden geldi? Hocam bunlar eşit ve şurası 1 olduğundan dolayı burası kaç olmak zorunda arkadaşım? Hani şunu da şöyle çizsem karışmayacak ama e, şunlar birbirine eşit. Burada da paralellik var. O zaman burada 1'e 2 oran olmak zorunda eşit olduğundan dolayı e, o zaman burası 2 yaptı. Buranın alanı da 4 yaptı. 9 4'ten kaç yaptı? 5. Artı 5 yaptığı için 5 metrekare artar mı? Artar. Yani 6. sorunun cevabı da böylelikle Balıkesir oldu arkadaşlar. Evet böylelikle ÖSYM adında bir ÖSYM adında sorulardan birincisini bitirdik. İkincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.